gerçekten çok merakla beklediğim, heyecanla beklediğim bir andayız şu an. Hakikaten merak ediyorum ne oldu ne bitti diye. Bu aralar hani böyle ekip arkadaşlarımla da ne olacak diye heyecanla beklediğimiz insanlar Şendoğan abi ve Ciba. Hanım, siz başlamak ister misiniz? Siz başla. Gerçekten bugün çok güzelsiniz. Gerçekten. Ya. Gözleriniz her tarafı yakıyor. Gözleriniz her tarafı yakıyor. Çok güzel. Ben başlayayım o zaman. Tabii önce dediğim gibi Zibo Hanım hepimizin misafiriydi. Ta İran'dan geldim. Gerek ekip gerek şahsım adına çok iyi bir şekilde ağırladık. Teşekkür ederiz. Onun da bu konuda hiçbir şikayeti yok. Cuma akşamı yayın bitimine bilmiyorum. Yani karar aranda talihsiz bir şey söyledi. Bilmiyorum. Belki ağzından kaydı. Belki de Türkçesi iyi olmadığından o anlama yüklemedi bunu. Beni taşıyamazsınız yine bir sözcük ağzından çıktı ki onu öyle demek bana karşı en son söyleyecek lafıydı. Değil bu hiçbir bayanım bu tarz. Bakın Zuhal Hanım, bu içi boş bir şey zaman zaman bazen bayanlardan bazen de adil davranayım. Erkeklerden bunu duyuyoruz. Beni taşıyamazsınız yine. Bu içi boş bir kavram. Bunun içini doldurmak lazım. Ama bunun için doldurmak için de konuşmamız lazım. Zaman zaman bunları konuşamıyoruz. Konuşmak da istemiyorum bunları. Ondan çok kırgındım, çok üzgündüm. Bilmiyorum onun içini doldurur mu, ne şekilde doldurur beni taşıyamazsınız sözcüğünün içini. Ne kadar Türkçesi buna yeterli olur, ona yardımcı da oluruz o konuda. Benim söyleyeceğim o kadar. Bu kadar mı? Hayır. Hepsi bu mu? Yok, hepsi o değil. Sonuçta yani Zibo Hanım'ı da dinlemek peki, istiyorum. Peki dinleyelim. Kendisiyle konuştum ben. Sevdiğini bilirim. Ama sevdiğini bilirim. Bilirim. Seni seviyor mu? Evet. Nereden biliyorsun bunu? Bir şey mi dedi? Kalbi evet diyor. Beyni ama hayır. Olmaz. Dili evet diyor mu? Evet. Ne dedi? Kalbi de evet diyor. Bir dakika, bir dakika. Ne söyledi sana Ziba? Kalbinden hop anlattı bana. Ne anlattı? Onu işte onu merak ediyoruz. Ne hissediyor sana karşı Şendoğan? Biz bir şey duymadık. Şendoğan İki zahan arasında kalmış. Aha. Beyni evet diyor. Yok, beyni diyor. Kalbi diyor. Evet. Olmaz. İçleyecek birleştirir. Masajımın olmaz. Ben birleştirem. Şendoğan abi. Bakın bu... Nedir duyguların? Allah aşık mısın? Hayır, şunu diyeyim ben sana. Tabii ki Zibo Hanım her şeyi burada söyleyebilir. Sonuçta hatırlarsınız geçen sene bana bir sitem yaptınız. Ben şunu söylemiştim. İsim vermeyeyim, bir bayana şunu demiştim. Sizin burada benimle olmanız bir ayrıcalıktır. Doğal olarak işte kadın dayanışması, siz bana biraz sitem ettiniz. Öyle mi yaptınız? Ben de dersimi iyi çalışmıştım. Ben de şunu dedim. Hayır, Zuhal Hanım dedim. Benim de sizinle aynı karede olmam benim için bir ayrıcalıktır dedim. Estağfurullah. Orada ödeşmiştik. Evet. Şimdi Zibo Hanım ne derse desin. Ben saygı duyuyorum. Ben kendi yüzüne de dedim. Burada da dedim. Güzel bir bayan. Onu biliyorum. Tamam. Güzel bir baktığın zaman... Bunun tersini diyecek değilim. Ama ben her zaman şunu demişim. Ben ne hissediyorsun Ziba'ya karşı? Onu duymak istiyorum. Bakın ben bir insanım. Makine değilim. Güzel bir bayan karşısında bir erkek ne hissedebilir? Beğenir değil mi? Evet. Bunu kimse reddetmez. Ama ben her zaman kendi aklımı duygularımdan daha ön plana çıkarmak zorundayım. Onu algıladım. Çünkü Ziba da bahsetti. Yani kalbi ve beyin arasında gidip geliyor.
Kalbi evet diyor, beyni hayır diyor dedi. Kalbim, bakın, beyni için kalbim evet. Sevdin mi Ziba'ya? Hayır, bir mümkün, şey hissediyor bakın, musun? Sevmek başka bir şeydir. Aşık oldun mu? Ama mümkün değil. Mümkün değil. Zaten... Ziba mümkün değil mi? Öyle bir şey söyledim sana. Aşık olmak şunu diyeyim Zuhal'a. Dedi ki aşk, bir hastalık diye. Aşık olmak hastalıktır. Öyle evet, bir şey olsa malı getirir. Hasta olsaydı şu an burada oturmazdı ki. Sana ne söyledi duygularıyla ilgili? Hop dedim, mantıklı konuşur. Bana dedi kalbim evet diyor ama beynim hayır. Ailesiyle de problem vardı. Kendisi de hiç fakat. Dedi ki ailemle cerek konuşalım. Ailede problem mi var? Bakın, yaş mevzusu. Bakın Zuhal Hanım, yine bir iki örnek vermek istiyorum. Ya adı, biz örnekleri bir tarafa bıraksak. Orada da somut bir adım iki çıktı insan yedi, var. Hayır, Zuhal Hanım, çıkmadı adım. Adım çıktı 7'ye inmez 6'ya. Şimdi ben ne diyeyim Zübo Hanım'a? Ailemde, ailesinde sorun var dediği zaman ben çıkıp da buna söyler. Çıkıp da siz hani yalan konuşuyorsun. Ben bunları bak. Ben bir yok bayan, mu ailede sorun? Bakın öyle bir şey... Hayır, ailemle bu konuyu canlı yayında konuştuk. Mümkün değil, böyle bir şey. Ay Ziba söylüyor da. Canlı yayında dedi ki, fakat kendim de varım, ailem de var. Ben mi dedim canlı evet. yayında? Ne dedim ben? Dedi ki, fakat ben de varım, ailem de var. Bakın bunlarla ben şunu dedim, siz, ben şunu dedim, siz yanlış anladınız. Ben duygularımla hareket edemem bir. İki, ben bir şey yapmadan önce aileme sormam lazım. İki, bütün evet. aile bireylerinin onayını almam lazım. Üç, bunlar gayet doğal şeydir. Ben duygularımın esiri olamam ki. Duyguların var o zaman Şendoğan'a. Bakın, hoşlanı başkadır, duygu başkadır, sevmek başkadır, karar vermek başkadır. Yani şuradaki genç kardeşlerimize... Bir dakika, utanılacak şuradaki... bir şey yok, duygularımızı söyleyebilir miyiz? Bakın. Bir türlü dolandır öyle bu Şendoğan abi. Hayır. Ben ne dediğini çok iyi biliyorum Ziba'ya, onu duydum. Ama söylemiyorsun. Ben de söylemeyeceğim. Hayır, Ziba'nın... Sen söylemediğin sözü bakın, ben bakın Ziba'nın konuştuklarının oran vermiyorum. O kendi kafasından uyduruyor bunu. Ben kendisine dedim güzel... Hayır, ben canlı yayın dedim, güzel bayansın dedim. Güzel, çekici bir bayan. Şimdi neyi bunun ben tersini diyemem neyi ki. Neyi uyduruyor kafasından, ben anlamadım. Hayır, ailesine işte, ben ailemle yani ailemle... Ben onu sormuyorum Şendoğan abi. Ben çok net, çok basit bir cevabı evet ya da hayır. Güzel bir bayan, değil onu mi? Onu biliyoruz, o belli zaten. Güzel bir bayana karşı insanın duygusu olmaz mı? Herkesin olmayabilir, her güzele bir şey hissedilecek diye bir kaide mi var canım? Allah Allah. Buraya da çok güzel kızlar, çok yakışıklı bak, erkekler geliyor ama olmuyor bazen. Bence sen... Baya baya bir şeyler hissediyorsun hayır, hayır, hayır. Ziba'ya. Hayır. Ama yaş mevzusundan dolayı tabii ki bir çekince ya. Var. Onu da doğal karşılıyoruz. Diyecek bir şey yok. Muhammed. Yani. Bak. Muhammed, sen, ya sen, iki sen, şey söyleyeceğim kaç zamandan beri. Bakın Zuhal Hanım. Gerçekten şu locada bana en fazla saygısını gösteren bir kardeşim. Kesinlikle çok saygılıyım. En Muhammed. Küçük bir hatası yoktur. Çok asla. Severim. Ama o kadar konuşuyor, o kadar konuşuyor ki. Evet. Bir maşallah. Gece uyurken, bakın bir gece uyurken konuşmuyor. Kuvvetli. O da kabus görüyor. O gördüğü kabus da gündüz konuştukların özeti. Ya ne diyeyim sana ya? Seviyorum seni. Hadi. Biz de seviyoruz. Muhammed ve çenesini seviyorum. Son defa bir daha bakayım size. Aa, o ne biçim kelam? Son defa bakmak mı? Valla. Evet, tehdit ne etti. Ne dedi? Şöyle dedi. Eğer siz evet demeseniz ben locaya geçeceğim. Taliplerimi kabul edeceğim ve siz ben benim neden? Arkamdan hayatınız boyunca bakacaksınız ben dedi ya. Ben demedim. Ha, gerçekten canlı ya. Canlı yayında dedim. Dedim. Canlı yayında dedim. Dedin işte. Ama bir şey diyeyim. Ben demedim. Ha, gerçekten. Gerçekten her şeyi bir tarafa bırakalım. Gerçekten güzel bir bayansınız. Eminim. Siz locaya geçtiğiniz zaman çok sayıda talipleriniz gelecek ve sizi istediği gibi taşıyacaklar. Ondan eminim. Ama Doğal abla ben... Söyle.
Yani İndiyat'ın bir çatın arkasından gitmemişim ama bir çatada duygu hiç yoğun duygulama olmadı. Yani aşık olmamışım. Eşimden de ayrıldım. Da yani bir çatına yani yoğun duygu mesela olmam. Oğlumu büyütmüşüm mesela kendi hayatıma bakmışım. Ama bir duygulan önce geldim bura. Yani bir böyle insan görüyordum sen Doğan abi. Yani abi mi? Ben Türkçe diyen ben. Türkçesi ya, Türkçe... Türkçesi çok abi iyiydi. Türkçesi çok iyiydi. Ya sizin oğlum, herkes sen, abi diyor sizin ya sana. Sizin şanssızlığınız çok genç olmanız. O sizin şanssızlığınız çok genç olmanız. Benim de şanssızlığım çok yaşlı olmam. Orada anlaşalım. Beraber bir dans eder. Ne? Son defa ya istesen. Dans mı? Nasıl oldu anlamadım. Tanıştık birdenbire. Nedenini sorma boş yere. Seni kucaklamak geldi içimden. Kendimi tutamadım, işte geldim yanına. Anladım sendin aradım hayatım boyunca. Kim koşup açmaz hemen aşk kapıyı çalınca. Yalnız yaşamak zor, beklemek ondan da zor. Çektiklerim artık yeter, gel benimle ol. Sözler ne kadar boş insan sevince. Kalbim sanki deli gibi seni görünce. Mantık, irade, kuvvet sevince pek işlemiyor. Canım senle olmak istiyor. Canım senle olmak istiyor. Yüksek müsaadenizle yerine geçeceğiz. Yerimi almak istiyorum. Çok üzülerek ben de müsaade senindir diyorum. Bir haksızlık yapmak istemiyorum. Şey, gerçekten keşke güzel böyle olmasaydı. Ama... Ziba. Ben sana hakkım vardı. Affedeydim kendisi. Tüçat. Ne kız? Hiç. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gidiyor musun? Çok seviyorum. Teşekkür ederim. Gidiyor musun? Peki şimdilik git biraz kafanı toparla. Ziba için bir alkış. Zuhal abla. Peki Özgür bir se... Efendim Serkan. Arkadan diyor ki çok iyi oldu diyor, çok iyi oldu. Zürnev abla mı? Aynen. Oh mu? Böyle bir şey olabilir mi? Hala mı dürdü? Dürdü. Of ama ya. Bir senedir ben peşindeydim. İki günde geldi, yemeğe götürdü. Oh oldu. Şükürler olsun Allah'ıma. Bir de Şendoğan abi lakabı. Dalga geçiyor Şendoğan abi diye. Dürdü yapma. Yapacağım. Daha yapma, neler yapma. Yapacağım. Yapma yapma. Eyvah Şendoğan abi. Vallahi bilmiyorum. Allah kolaylık versin. Peki.